Türkiye'de her gün kadın cinayeti oluyor. Kadınların sesi her gün ölümle kesiliyor. Ama Türkiye'de kadınlar şimdiye kadar hiç olmadıkları kadar da canlı bir biçimde buna karşı mücadele ediyorlar. Yeni havvalar eski ademleri mutlaka yenecekler. Yıl 365 gün ama bu yıl Türkiye'de tam 409 kadın öldürüldü. Evet, ilk kez dünyada var mıdır ismi bilmiyorum ama Türkiye'de bir dernek kuruldu. Adı Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu ve yıllardan bu yana kadın cinayetini engellemek için çabalıyorlar. Hiç olmadığı kadar da başarılı oldular aslında. Bugün bu derneğin kurucusu Gülsüm Kav konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Şimdi geçtiğimiz günlerde 25 Kasım Kadına Şiddeti Önleme Mücadele Haftasıydı. Evet. Sizler yine bayağı bir sayıyla üstelik meydanlardaydınız. Evet şiddete karşı mücadele etmek için meydan ama polis şiddetiyle karşılaştınız. Bunu nasıl anlatırsınız? Şöyle Türkiye'de söylediğiniz gibi her gün kadın öldürülüyor. Dünyanın en kötü ile karşı karşıya iken bu polis kuvvetlerinin ve valiliğin, bütün yetkililerin yapması gereken kadın cinayetlerini durdurmak, şiddeti önlemek, bunun için o kuvvetleri seferber etmek. Ama biz Yıl boyunca daha önceki yıllarda da kadınlar şiddetten kurtulmak için korunma haklarını kullanmaya çalıştığında bu dikkati, bu özeni göremiyoruz. Dolayısıyla kadınların hayatını kurtarmakla görevli yetkilileri e, hayat kurtarırken hiçbir zaman böyle bir kuvvetle ve kararlı bir şekilde görev yaparken görmedik. E, şiddetten kurtulmak isteyen son derece haklı, yerden göğe kadar haklı talepleri olan kadınların önünü kesmek leri bu görevlerini yapmaları yapmayıp son derece akıl almaz, kabul edilemez bir durumdur ve kendilerinin de ayrıca şiddetle mücadele gününde şiddet uyguladığını e, uygulaması aslında bir kadına yönelik suçtur, suç oluşturmaktadır. Peki bu kadınları korkutuyor mu? Çünkü bakıyoruz aslında çok, çok ciddi bir mesele bu. Hı -hı. kadınlar öldürülüyor Hı -hı. bu ülkede. Evet. Ama bir yanıyla da baktığımızda kadınlar da çok sahip çıkmıyor bu meseleye gibi gözüküyor. Bu e, Kadınları korkutuyor mu bütün bu uygulamalar? Bu yüzden mi kadınlar çok fazla sesleriniz e, duyurmaktan çekiniyorlar? Burada aslında ki şey iç içe yürüyor. Yani e, dünyada başka ülkelerde de elbette kadın cinayeti olduğu oluyor ama Türkiye'de çok ağır bir tablo var e, ve e, bu, bu tablo karşısında da kadınlar yani e, bir taraftan da eskisine oranla daha çok hak arıyorlar ve bu, bu sonuç biraz öyle de oluyor. Örneğin kadınlar mutsuzsa boşanmak istiyor kendi hayatına karar vermek istiyor dolayısıyla artık günümüz hani, şartlarında Türkiye'li kadınlar değişiyor. Yeni havalar oluyorlar. Daha çok hak arar hale geliyorlar. Onların hak arayışı bastırılmaya, şiddetle bastırılmaya çalışılıyor. Dolayısıyla bu iki şey iç içe yürüyor. Aslında ama öbür tarafında da kadınların ne kadar sağlıklı bir biçimde toplumun ilerlemesine, kendi dönemine uyum sağladığını ve hani evrensel bir dünya vatandaşı olmanın gereklerini aradığını görüyoruz. Yeni havaları bize anlatır mısınız? Yeni havaların en büyük sorunu eski ademler. Yani <laughs> havalar etraflarına baktıklarında etraflarındaki erkekler eski adem olarak devam ediyor ve değişime direniyorlar. Oysa kadınların bu e, çok temel hakkına, kendini gerçekleştirme hakkına ve arayışına, özgürlük arayışına kulak verip yanlarında olsalar Türkiye bambaşka bir toplum olacak. Maalesef ki Türkiye'de biraz önce e, çok net örneğini e, konuştuğumuz gibi bu kadınları bastırmak isteyen şiddet elini erkek şiddet elini e, devlet ve yetkililerin e, durdurup kadından yana olması gerekirken o eli okşadığını erkek şiddetine cesaret verdiğini görüyoruz e, bunun tam tersi yapıldığında ise örneğin yalnızca son yıllarda 2012 yılında yeni koruma kanunu yayınlandığında ve şiddetle mücadelede hayranlık uyandıracak kadar iyi bir belge olan İstanbul Sözleşmesi'nin Avrupa e, Sözleşmesidir imza atıldığında, yani kadınlar yararına devletin bir siyasi irade ortaya koyduğunda kadın cinayetleri yarı oranında azalmıştı. Hani buradaki şu tabloyu değiştiren bir irade olması Türkiye'yi değiştirecek, tabii ki dünyayı da değiştirecek çünkü dünya kadın hareketi hepimiz birbirimizden etkileniyoruz. Bu yaşadığımız acılı durumdan kurtulacağız eminim ki ben. İstanbul'da imzalanan bir sözleşmeydi. Evet. İstanbul Sözleşmesi evet. olarak anılıyor. Bütün Avrupa ülkeleri bu sözleşmeyi uyguluyor. Bu sözleşme kadın şiddetinin önünü alır mı? Durdurur mu kadın şiddetini? Evet çünkü bütün bir birikimi şiddetle mücadelenin yani dünya çapındaki bütün birikimini içeriyor sözleşme. Şiddetin ne çok kolay ne de çok zor değil çözümü ama çok yönlü bütünsel çok katmanlı bir yapısı var, tarihi de eski. O nedenle o bütün bunlara yanıt veriyor ve e, en iyi yanı da aslında temel bir yasak getirmesi, temel bir e, mutlusu özü olması. Bu pek çok uluslararası sözleşme için böyledir ama Nedir bunu bu yasak? ilk defa o bu kadar net söyledi. Şiddeti normalleştirmek yasaktır. E, şiddeti gelenekle açıklamak yasaktır. Hiç böyle ne o yapılacağı belirsiz bırakmayıp. Somut yetkililere somut görevler tanımlıyor. Kimin ne yapacağı çok belli. Şiddetin durdurulması, önlenmesi konusunda. Kim ne yapacak? Bizim bu bütünlüğüyle anmak istiyorum ben sözleşmeyi. Öncelikle imzacı ülkelere seslenerek diyor ki önce önlem. Dört ana basamağı var. Aslında çok sayıda maddesi var ama hepsi bunların altında. Önleme maddesi, koruma maddesi koşturma maddesi ve politika maddesi. Önleme maddesinde diyor ki imzacı ülkeye madem buna imza attın o zaman şiddetin zor ortaya çıkacağı bir toplum yarat. Bunun bir aşısı var. Bu aşının adı eşitlik. Kadınların eşit haklarının verildiği, buna inanıldığı, topluma bunun söylendiği bir toplum olsun ama bizim Türkiye maalesef ki objektif olarak dünya çapındaki ölçümlerde eşitlik sıralamasında geriye düşüyor ve her gün siyasetçilerden eşitliğe inanmıyorum sözleri işitiyoruz. Bu çok e, olumsuz bir etki yaratıyor. Sözleşme çok anlayışlı. Diyor ki hemen böyle bir toplum yaratamamış olabilirsin. Bir kadın tehlikedeyse ve korunmak istediyse kanunun neyse onu korumak için onu etkin aktif uygula. Bu 6.284 sayılı koruma kanunu anlamına geliyor. E, maalesef ki kendisine gelen 5 kadından sadece birine tedbir kararı çıkarıyor. Özellikle kolluk kol kuvvetleri. Geri kalanını ya e, ona şiddet uygulayan erkekle barıştırıyor ya eve götürüyor ya hiçbir işlem yapmıyor ya da başka kurumlara transfer ediyor. Bu da devlet kaynaklı bir veri. Dolayısıyla bu yasa Türkiye'de yeterince uygulanmıyor ve yıllardır uygulanması için mücadele veriyoruz. Sözleşme yine anlayışlı diyor ki bu ikisini yaptın yeterli olmadı. Maalesef bir kadın zarar görmüş ise o zararı tazmin et. Etkin bir kovuşturma olsun cezasız bırakma onarıcı adalet sağla diyor. Türkiye'de biz maalesef ki çok sayıda dava takip eden bir kadın örgütüyüz. Bu davalarda her seferinde ceza indirimleriyle, cezasızlık ile, delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakmalarla karşılaşıyoruz. Bugün aktüel olarak örneğin Şule Çet şüpheli ölümle 20. kattan düşerek hayatını kaybetmişti. Geriye dönük bir biçimde cinsel saldırı ve cinayet şüphesi araştırılırken adli tıp yine Konuyu bulandıran bir rapor yayınladı. E, cinsel saldırı kanıtlanamıyor diye. E, Oysa ki bir önceki de, adli tıp raporu e, farklıydı. Türkiye'de kadınların e, güçlenmesinde, bağımsızlığa doğru adım atmasında çok önemli bir faktör olan çalışma hayatına katılma, üretken olma konusunda çok ağır bir ekonomik şiddet yaşadıklarını görüyoruz. Türkiye toplam üretken olabilecek kadın nüfusunu 25 milyon kadar kabul ettiğimizde TÜİK verilerine göre bu e, çok büyük topluluğun 11 milyon kadarını e, iş aramadığı için TÜİK istihdam verisine bile dahil etmeyip tümüyle yok sayıyor. Verinin dışında bırakıyor. 11 milyon kadını yok mu sayıyor? Yok sayıyor. Yani şimdiye kadar çalışma hayatına katılmayı hayal bile edemediği için. Yani mecburen evlendirilip çocuk baktığı için tüm Türkiye'de Anadolu'da yaşayan milyonlarca kadının Kişiden saymıyor. Tamamen yoksa, hayatlarını yok sayıyor. Şiddetin çözümünün yolu belli az önce konuştuğumuz, yani çok net, madde madde belli. Yine Türkiye'de bir konu 6.284'ün uygulanması, zarar görmeden kadınların korunmasının sağlanması. Burada e, platformun çok sayıda dava takip edip, bu alanda e, her aşamasında emek verdiği için bir baskı gücü oluyor ama biz de kendimizi bütün kadınların bizi destekleyen, hani havasına ve toplumun da erkeklerin de dayanışması dayanıştığı e, bu toplumsal desteğe e, bağlıyoruz ondan kuvvet alıyoruz şöyle şeyler oluyor bunu hani sadece verilerle istatistiklerle değil somut olgularla bazen popüler bir insan nezdinde şiddet gündeme geldiğinde e, Türkiye'de hani kadınları yok sayan bir hava oluşturulmasına rağmen e, bu havaya güvenerek işte kadınlara e, hak ihlal edenler ortaya çıkabiliyorlar ve toplum onlardan yana hiç olmuyor. Toplum hep e, hakkını arayan sessiz kalmayan kadınların ve onun yanında onlar dayanışan kadınların yanında oluyor. Onun sarıp sarmalıyor. Böyle bir kamuoyu oluşuyor. Benim güvendiğim tek şey de zaten az önce anlattığım kadın e, yeni havaların kararlı sessiz kalmayan mücadelesi ve onların yanında hemen dizilen toplum ve kamuoyu oluyor. Biz bunu kuvvetlendirirsek. Ee, bunun hem Türkiye örneği böyle hem de andığımız dünya örnekleri de böyle MeToo başta olmak üzere ama sadece batıda değil çok zor rejimlerde bile İran'da, Orta Doğu'da, Afganistan'da, Suudi Arabistan'da kadınların araba kullanmak da kararlı mücadelesi pek çok e, coğrafyada kadınlar hareketli ve e, birbirlerinden etkileniyorlar. Yani MeToo sadece orada kalmıyor burada bizim de yanımızda e, ya da İran'daki özgürlük mücadelesi. Miton'un da yanında ve hep birbirimizden de kuvvet alarak e, bu büyük kadın hareketlenmelerini yarattığımızda bizim bile inanamadığımız çok olumlu sonuçları oluyor. Son bir soru sormak istiyorum. E, Türkiye'nin popüler karakterlerinden bir tanesi hı hı. bir pop sanatçısı Sıla. Evet. E, gördüğü şiddeti saklamadı ve 6.284 sayılı koruma kanundan yararlanmak e, istedi mahkemeye gitti hakkını aradı. Hı hı. Bu ö, önemli bir e, şey midir kadın hareket açısından ve kadının sesini yükseltmesi hı hı. açısından? Çok önemli oldu Sıla'nın hani çok doğru bir, bir biçimde hakkını aradı yaşadıklarını için çok üzgünüz böyle olsun hiç istemezdik hep yanındayız asla yalnız değil ve bunu zaten her düzeyde de görüldü ona bu şiddeti uygulayan bu suçu işleyen kişi hani ve bütün kadın düşmanı erkeklerin tek tek düşüşünü de izlediğimiz bir dönemdeyiz. Ahmet Kural'ın da böyle oldu. Ee, ve böyle yaşasın istemezdik ama onun bu hak, e, sessiz kalmayışı çok sayıda kadına cesaret verdi. Kendisinin de ifadesiyle gözleri şiddet gören tüm kadınlarla buluştu. Ve bu hak, hak, kadınların haklarını savunan hepimizle buluştu. O bakımından da gündeme getirmesi şiddeti gündeme ve mücadeleyi gündeme getirmesi bakımından da bir alan açtı. Ve örneğin e, aylardan beri mecliste bekleyen soru önergelerine e, yetkililerin cevap vermesine neden oldu. Hiçbir zaman bizim hani yet, e, verilerimiz dışında, bizim raporlamalarımız dışında yetkililer kadın cinayeti oranı açıklamıyordu. Ama İçişleri Bakanlığı dedi ki bir yıl yedi ay zarfında 393 kadın öldürülmüştür. Bu bizim verilerimizden daha az bir oran. E, maalesef ki daha fazla ama... Burada önemli olan 393 zaten az mıdır? Hiçbir yetkili bunu mahcup olmadan açıklayamaması gerekir. Tablo buyken hiçbir hani devlet kuvvetinin bu tabloyu değiştirmek için, şiddetten kurtulmak için yürüyen kadınların önüne dikilmemesi gerekir. Onların önünü açması gerekir. Onları hani neden üzerine titremesi gerekir. E, o bakımdan Devlet kendisi de Türkiye'de artık kadın cinayetlerinin ağır bir mesele olduğunu ikrar etmiş, itiraf etmiş, kendi verileriyle de ortaya koymuş durumda. Bu da işte Sılanın da hani dahil olduğu kadınların sessiz kalmaya mücadele sonucunda oldu ve bu mücadele daha kuvvet kazandığında, örneğin Türkiye tarihinde çocuklar için asla kabul edemeyeceğimiz cinsel istismarla ilgili önergeleri durdurdu meclisi hani kadınlar neredeyse el koyarak ya da dünyada mitu hareketi Amerikan seçimlerine de yansıdı. Çok sayıda kadın aday başarılı oldu seçim sonuçlarında. Biz Türkiye'li kadınlar bunu da kararlıyız. Bunu biliyoruz. Bunun da bilincindeyiz. Biz bu çabayla daha fazla bir kuvveti ve bas, basıncı oluşturduğumuzda şimdi öngöremediğimiz çok şahane sonuçlarını bile yaşayacağız. Türkiye'de yeni havalar 2019'da mucizeler yaratacak diyebilir miyiz? Evet, yeni havvalar bu e, geleneksel erkekliği yenecek. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.